Tatbikat burada üstadımız zamanında yapılmış. Mesela üstad hazretleri birbirinize üstadınızın nazarıyla bakmalısınız diyor. Yani meselenin teke vasıl olduğunu açıkça söylüyor orada. Sonra Hücumat-ı Sitte'de şeyde bundan sonra okuyacağız onu. Hücumat-ı Sitte'de çok emarelerle tahakkuk etmiştik ki bu Durus-u Kur'aniye'de fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Şimdi Risale-i Nur dairesinde telifat olmadığı zamanda da tevilat vardır. Anlaşılması için anlaşılmasında ilhamata ihtiyaç vardır. Bediüzzaman Hazretleri telifi için ilhama mazhar olmuştur. Bediüzzaman'ın sonrası için de anlaşılması için ilhamat lazımdır. Onun için Hulusi Bey diyor, kelime manalarının, lügat manalarının bilmesiyle Risale-i Nur anlaşılmaz diyor. Sebebi bu. Yani o kelimedeki, o cümledeki murad edilen mana, kelimelerin manasını bilmekle olmuyor. Orada bir ilhama mazhariyet lazım geliyor. O cümle ne demek istiyor? İlhama mazhariyet lazım geliyor. Üstad'dan sonrası da işte tahşiyelerle vesairelerle dediği şey bu. Ama bu güzel bir şey. Her bir talebe bunu kendisine söylenmiş gibi kabul ediyor ve çalışıyor. Bu güzel bir şey yani. Ama aslında bunların içerisinde bir tanesi var ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessilidir ve onun söylediği hakika, yani onun söylediği gibi anlaşılır o. O onun söylediği gibi anlaşılır. Ama bu mesturdur, kapalıdır, şeydir. Gerçi sonradan herkes o noktaya gelir. Ondan sonra da derler ya Allah Allah, falanca zamanda böyle bir adam böyle bir şey söylemiş. Yani yeni bir şey değil bu. Ama o zamanda söylenmiştir yani. O ilhama mazhar olan kim ise ders sırasında, ders yapılırken, ders esnasında onun anlattığı tarzdır onun anlaşılacağı şekil. O öyle anlaşılır. O risale, o ders öyle anlaşılır yani. Yani üstadımızın telif için mazhar olduğu ilhamat tevili için de lazımdır. İşte bu Hulusi Bey'in şeyde ilmi kelamda dahi olacak dediği manayı takviye ediyor. Şimdi ilmi kelamda dahi olmak, yani evvela bir kere bu Risale-i Nur hizmetinde kimse bir şey yapmak derdinde değil yani. Herkes verilen emri yerine getirmek derdindedir. Samimi olanlar. Mesela Sultan Feyzi Hazretlerine Kızıl İcaz'ın yazılması falan hususunda bir şeyler söylediler. Yani benim dinlediğim dersi. Dedi ki insanın üstadının eserleri rağbetteyken ve okunurken kendisinin eser yazması edebe aykırıdır dedi. Yani maksat eser yazmak değildir ki. Maksat bir meselenin anlaşılmasını şey yapmaktır. Şimdi mesela benim yazdığım bir kitap var orada. Şey çöktü, Kemalizm dini çöktü diye. O yani bir şey çalışması değil, eski kitap çalışması değil. O beşinci şu an izahını yapmaya çalışıyorum orada yani. Maksatın beşinci şu an anlaşılmasıdır orada. Maksatın bir kitap yazmak değil. Bir kitap yazılmış işte, kitap ne istiyorsun? Daha rağbette ve okunuyor elhamdülillah. Bu fena fil ihvan meselesinde de şahs-ı manevinin mümessilinin müphemiyeti meselesinde de aynı kaide muttariktir. Aynı kaide devamdadır yani. Maksat bir iş yapmış olmayı olduğunu görmek değil. Yani bir iş yapmış olduğunu göstermek değil. Maksat verilen emri yerine getirmektir. Onun için bu şeyde
ilmi kelamda dahi olacak. Bizim kanaatimize göre. Bu nurcuların kabulü, nurcuların içinden de bizim kabulümüz. Yani başkalarını da pek düşünmüyoruz. İlmi, Risale-i Nur'un ilmi kelamı seviyesinde hiçbir kelam mümkün değildir. Bugün mevcut eserler arasında böyle bir kelam yoktur. İlmi kelam noktasında. Yani İslam felsefesi. İslami felsefede son noktadır Risale-i Nur. Peki dahi olacak da bir şey mi yazacak? Son nokta konulmuş. Daha yukarısı görünmüyor. Allah kadirdir, yaptırır. Şu anda yok yani. Şu anda böyle bir eser yok piyasada. Bunun fevkinde bir ilmi kelam, İslami felsefe eseri yok. Bu halde dehalığı nerede olacak? Bu eserin anlaşılmasında olacak. Bu eserin izahında olacak. Bu da ancak ilhamat ile olur. Ancak ilhamat ile. Kendini zorlamadan, sıkıntıya sokmadan, gelen bir şey olsa söylemek, isabet eder etmez. Ama ilhamat ile bir izahat. Bu işte Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessilinde meydana gelir. Ama bugün herkes o noktada kendisini gördüğü için böyle pehlivanın bol olduğu zaman da hakiki pehlivan kendisini ortaya çıkarmaz yani. Pehlivan bol çünkü meydanda. Zamanı gelir, şartlar, hadisat onu ortaya çıkarır. Bu Sofya'da çok güzel bir şey var. Birkaç defa söylemiştim. Şimdi kuşların hepsi toplanmışlar. Demişler, bir zümrüt anka kuşu diye bir şey var. Bu bizim kralımız. Gelin toplanak gidelim, bunu görek arkadaşlar. Tamam demişler, serçesi, kargası, güvercini, osu kuşu, uçan her şey. Bir güzel alay teşkil etmişler, haydi semaya doğru yalla. Çıkmışlar, tabii birinci şeyde tavuk düşmüş, tavuk fazla uçamaz. Daha fazla gitmiş, benim ne düşmüş, daha fazla gitmiş, benim ne düşmüş. Gitmişler, en sonunda ki kalan kuş, bakıyor etrafında hiç kimse kalmadı. Ya zümrüt anka benmişim işte diyor da. Zümrüt anka benmişim işte diyor. Hadisat dökecek. Evet, hadisat dökecek. Zümrüt anka hangisidir? O ortaya çıkar. Şimdi karışıklık var yani. Şu anda bir karışıklık var.